çok yüksek. Bugün %61'lik rakam dünya sıralamasında Zimbabwe'den sonra ikinci sıradadır. G20 ülkeleri arasında yer alıyoruz. G20 ülkeleri arasında da açık ara birinci sıradayız maalesef. Yani zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı ve ekonomik kurmayları Avrupa'da ve dünyada da enflasyon olduğunu ifade ediyorlar. Ancak oradaki enflasyon oranları ortalaması mesela Avrupa Birliği'nde %7,5 civarındadır. Ama bizde %61. Ki bu TÜİK'in rakamı maalesef. Bugün eğer bir kilo sivri biberin kilosu 40 lira ile 50 lira arasında satılıyorsa Türkiye'de ekonomi çok ciddi bir darboğazın içine girmiş demektir. Krizi bitirmek istiyorsak her şeyden önce seçime gitmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü enflasyon güvene dayalıdır. Bugün gerek hükümete gerekse ekonomiyi yönetenlere karşı gerek iç piyasada gerekse dış piyasada güven sıfırlanmış durumdadır. Ben inanıyorum ki bir iktidar değişikliğinde bugünkü yanlış politikalar terk edilecek ve ekonomi bilimine uygun tedbirler alınarak bu krizden Türkiye çıkacaktır. Krizin temel sebebi tamamen faiz sebep enflasyon sonuç tezine dayanmaktadır. Bu yanlış tez Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilmiş, uygulanmış ve bugün işte sivri biberin kilosu 50 liraya kadar bundan dolayı çıkmıştır. Çünkü bugün fiyat artışlarının temel sebebi döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Döviz kurlarındaki artış bütün ürünlere, bütün mala yansımaktadır. Enerji fiyatları, elektrik fiyatları bundan etkilenmektedir. Dolayısıyla